Biraz önce bahsetmiştim bu kestiğimiz parçalar burada kalıyor diye. Şimdi onun bir kolay yöntemini buldum, onu göstereceğim. Size kolaylık sağlayabilir. İşte böyle her seferinde uğraşmak zorunda kalmayacağız diye umuyorum. Şimdi delerken fazla bastırmıyorum. Bu şekilde şurayı büküyorum. Tabii bu bize artık bu şekilde daha kolay oluyor. Buraların delik işlemi bittikten sonra kapatma yerlerindeki parçaları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi çıkış noktasına bunu koyup suyu istenilen seviyede ayarlayabilmek için bu su çıkışımız olacak. Bunu bu kapağa takacağız. Bunu da her hatta ayrı bir vana takıyorum ki ileride o hattın, sadece o hattın suyunu kapatmak gerekirse, bir sıkıntı olursa o hatta, buradan vanasıyla kapatabileceğiz. Şimdi bunların nasıl takacağımızı göstereyim. Şimdi şu şekilde bir malzeme aldım ama bu elle yapılan türü. Şimdi plastik borumuz da kalın olduğu için bu şekilde delmesi biraz zor oluyor. Bunu buradan kesip matkabımıza takabilecek şekilde uygun hale getireceğim. Evet, bunu bu şekilde kestik. Şimdi matkabımıza veya şarj zamanımıza takıp artık bu şekilde kolayca delebiliriz. Hatta bunu biraz üstten delelim ki suyu vereceğimiz nokta burası olacak. Evet, şimdi şu şekilde damla sulama parçalarından buraya bir conta takıp sızmasını engellemek için suyun gördüğünüz gibi bu şekilde bunu takıyoruz. Diğer tarafa da bu şekilde vanamızı takıyoruz. Suyu uzat. Şimdi bu şekilde suyu sızdırmamazlık yapıyor. Yine diğer parçamızda da herhangi bir su sızıntısı yok.
kapaklarımızın vanalı olan kısmı da giriş noktamıza takacağız. Sırada bu işlemleri hepsine tek tek uygulayacağız.